Kağıt bugün burada ben şahsım Şirin Üye Esnaf ve Pazarcılar Dernek Başkanı olarak bulunmaktayım. Arkamdaki arkadaşlar da derneğimizin resmi üyeleridir ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlardır. Ve bugün malum fındık mevsimi, çoğu arkadaşlarımız işte olduğu için ve pazarcı olarak sahada bulundukları için katılımlarımız ancak bu kadar olabilmiştir. Bugün üyede Samsun'dan gelecek olan pazarcıların konusunu işlemek amacıyla buradayız. Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'nın bugün saat 10'da bize vermiş olduğu bir randevu vardı. Biz arkadaşlarla beraber bu konuya belediye başkanımızla görüşebilmek adına bugün buraya geldik. Ancak belediye başkanımız tarafından dün bize geç saatlerde bir bilgi ulaştırıldı. Gerekçe gösterilmeden başkanımızın yoğun programından dolayı randevu saatinin 4'e alındığı söylenerek bize bir çeşit oyalama taktiği uygulandığını düşünüyorum. Ama Samsun'dan ithal olarak gelecek olan pazarcıların sahadaki pazarcı arkadaşlarımızın ticari akışını olumsuz etkileyeceğini düşünerek arkadaşların sesi olmak adına buradayız. Bu nedenle arkadaşların ve yönetim kurulumuzun kararı olarak bizler Samsun'dan gelecek olan pazarcı esnaflarını üye sahasında bize rakamsal olarak yüzlü bir rakamdan bahsediyor. Tam net bir sayı vermemekle beraber bu kadar bir potansiyeli ünyenin pazar esnafı kaldıramayacağını, buradaki pazarcı esnaflarımızın da mağduriyet yaşayacağını düşündüğümüz için biz bu başkanımızın uygun gördüğü karara karşı çıkıyoruz arkadaşlar. Umarım başkanımız bu kararı tekrardan gözden geçirerek pazar yerinde ithal bir pazarcının olmasına bu kadar hoş bakmayacaktır diye düşünüyorum. Kendilerine biz durumu arz ettiğimizde bize de arkadaşlar biz bu konuda söz verdik. Pandemiden dolayı uzunca bir süre, 1,5 yıla yakın bir süreden beri Samsun esnafı buraya gelmedi ama artık pandemi dönemi sona erdi. Biz bunlara daha dur diyemiyoruz şeklinde ifade etti. Belki başkanımız bu konuda mağduriyet yaşıyor olabilir. Ama ben şahsım olarak ve arkamda gördüğünüz yönetim kurulu ve dernek üyesi arkadaşlarımızın kararına göre pandemi diyerek bizi sahada bulunduğumuz eski pazar yerlerimizden binli rakamlarda, 500'lü rakamlarda pandemi olayı varken, pandemiyi bahane ederek bizi ırmak kenarına getirirlerken çok bir rakamdan bahsettiler. Bize bunu korkutucu olarak gösterdiler. Ama bugün arkadaşlar hepiniz yayında basında takip ediyorsunuz. Görüyorum ki 30 binli rakamlar var pandemide. Bugün pandemi bitti, artık bunların gelmesi gerekiyor şeklinde ifade ediyorlarsa bence bu kararını bir kez daha geçirmeliler. Gözden geçirmeliler. Yoksa pandemi devam ediyor. Bu nedenle hepimiz maskelerimizle buradayız. İnşallah pandemi bir an önce bitsin. Bizler de bunu istiyoruz. Aksini istemiyoruz zaten. Şunu da söylemek istiyorum. Biz burada ne Ünye Belediyesi'ni protesto etmek ne de başka bir amaçla buradayız. Sadece bir amacımız var arkadaşlar. Soruyorum size arkadaşlar. Amacınız ne? Sadece ekmeklerin kavgasını yapıyorlar. Başka bir amacımız yok. Biz sağımızda, ünyemize biz yeteriz. Bakın şu arkadaşların elindeki yazıya diyor ki ünye, alışverişini ünyeden yap, ünyeliden yap ki biz de ayakta kalabilelim. Evet arkadaşlar, biz de pandemiden çok etkilendik. Sahada pandemi döneminde zarar etmeyen esnaf arkadaşımız yok. Daha dün bana pazarcı arkadaşımın bir tanesi geldi. Dedi ki başkanım, ben artık ticaretimi yapamıyorum. İflas ettim. Bu nedenle tezgahımı devredeceğim. Belki bir yerlerden kurtulurum. Birazcık olsun paraya çevirir. Az da olsa kendime nakit elde ederim şeklinde ifade ettiğinde ben bunu belediyemize bildirdim. Belediyemiz bu sefer bize farklı yönler ve farklı açıklamalar getirdi. Artık görüyorum ki sanki sahada rant olayları gündeme gelmeye başlamış. Bunu biraz da üstü kapalı geçmek istiyorum. Konu biraz derine gidebilir. Diğer taraftan arkadaşlar, pazar yerimizde bizim daha sorunlarımız çözülmediği halde sorunlarımız devam ederken yeni pazarcıların gelmesini biz hiç kaldıramayız. Nasıl bir sorun? Örnek vereceğim. Bizim daha pazar yerinde bir tane tuvaletimiz yok. Var, seyyar bir tuvalet koyuldu oraya ama 300 tane esnafın içinde bulunduğu, binlerce kişinin arada gezdiği yerde bir bayan, bir de erkek tuvaleti var. Ve bizim burada
dışarıda pazarcı arkadaşların yemek yiyeceği bir yer yok. Son bir yıldan beri belediye başkanına, belediye makamına düzeltiyorum, bir çeşme talebinde bulundum. Arkadaşlar buraya bir çeşme koyun ki burada yemek yemeye kimsenin alanı yok. Vatandaş melemenini orada yapacak. Gitsin domatesini tuvalette yıkamasın. Çeşmede yıkasın. Acaba çok şey mi istedim? Son bir yıldan beri bir çeşme temin edemedim. Gerekçe olarak da oraya biz çeşme koyarsak vatandaş gelir burada arabasını yıkar. Büyükşehir'in suyu yazık olur şeklinde bir gerekçe gösterildi. Böyle bir saçma gerekçe olamaz bence ya. Diğer taraftan bir çöp konusu var. Arkadaşlar bunu da işlemek istiyorum. Son 1,5 aydan beri bir pazarcı arkadaşımız var. Özel bir durumu var. Arkadaşlar hepimizin eşi var, dostu var, ailesi var. Arkadaşımızın hanımı hamile. Bu bir suç değildir ya. Kokuya karşı aşırı duyarlı. Belediyeden defalarca rica ettim. Önce zabıta nezdinde, sonra komiser nezdinde, sonra zabıta amirliği nezdinde, daha sonra da temizlik işleri müdürlüğüne ulaşarak dedim arkadaşım bu adamın özel durumu var ya, bu çöpü 2 metre ileri götürün. Pazar yerinin ortasında olmasına gerek yoktur. İtimat edin, 1,5 aydan beri sorunu çözemedim ve bugün sabah buraya gelirken tekrar kontrol ettim. Acaba oraya bir çeşme yapıldı mı? O çöp orada duruyor mu? Arkadaşlar isterseniz gidelim yerinde tespit ederiz. Çöp kovası orada duruyor. Çeşme yapılmadı ve biz bugün domatesimizi, peynirimizi o tuvaletin içinde yıkayarak o masada oturup yemek zorundayız. Bu kadar zor bir durumda olduğumuzu ifade etmek isterim. Bazen sizlerin de desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Sizler de bizim sesimiz olacağınızdan zerrece şüphem yok. Diğer taraftan arkadaşlar bizim derneğimiz Ünye'de yeni bir dernek. Daha önceden Ünye'de dernekler vardı. Halen de hayattalar. Bizim derneğimiz Şirin Ünye Esnaf ve Pazarcılar Derneği olarak sahada seyyar pazarcıların sorumluluklarını üstlenmiş bir dernektir. Fakat daha önceki grupların biz yaptık oldu anlayışını kenarda bırakarak biz kendi pazarcıların sorunlarını işleyerek gerçek çözüm üretmek istiyoruz. Keza hepimiz Ünye'deyiz. Ünye'de son 50 yıldan beri pazarcıların bir sıkıntısı var. Bir yerden bir yerlere sürükleniyorlar. Kimseye de sormadan ben yaptım oldu karakteriyle sonuca gitmeye çalışıyorlar. Ama maalesef son 50 yıldan beri sonuç çözülemedi. Şu an yeni bir pazar yeri yapılması gündemde. Bununla alakalı projeyi biz bir dernek olarak henüz daha görmedik. Başkan Bey gelecekte önümüze geleceğini söyledi. Muhakkak gelecektir ama görmek ve artık biz de buna inanmak istiyoruz. Kaldı ki Başkan Bey'in son sözlerinden bir tanesi de yeni pazar yeri yapıldıktan sonra Samsun esnafının o zaman geri gönderileceğini. Kardeşim bunun çözümü varsa bence bugün gönderilsin istiyoruz. Biz Samsunları dernek olarak değil, pazarcı olarak bize zarar vereceğini düşünerek hayatta kalma uğruna Samsun esnafını Ünye sahasında istemiyoruz. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Buyurun.